Genç Bakış'tan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konumuz Polo Smart kablosuz kulaklık kutu açılışı arkadaşlar. Bugün bime gelen bir üründen bahsedeceğim sizlere. Umarım güzel bir açılış olur arkadaşlar. Şimdi burada ürünümüze baktığımız zaman birçok arkadaşımız incelemiştir. Baktığınız zaman özelliklerini görüyoruz burada. Müzik ve arama kontrolü, ultra hafif tasarım, yüksek kaliteli stereo ses, 3 saate kadar kullanım ve uzun çekim mesafesine baktığımız zaman 10 metreye varan kablosuz çekimler görülmekte arkadaşlar. Teknik özellikler kısmına geldiğimizde ise Bluetooth 5.0 bağlantı, bataryasını vermiş, çalışmasını vermiş. arkadaşlar daha sonra micro USB ile şarj edebildiğimizi söylemiş. Ön tarafına geldiğimizde ise müzik ve telefon arama kontrolünün olduğunu, yani bu kablosuz kulaklıkla hem telefon görüşmesi hem de müzik dinleyebileceğimizi burada anlatmış arkadaşlar. Ultra hafif, tasarım ve en önemlisi bana göre testlerde bakacağız artık ne kadar bunu verebilmiş bize. Yüksek kaliteli stereo ses demiş. Hani tanıtım olarak gayet başarılı bir kutu bilgilendirilmesi yapılmış. Fakat tabii ki bizim için önemli olan gerçekten bu tanıttığı özellikleri bize yansıtabiliyor mu? Bu bizim için çok çok önemli arkadaşlar. Şimdi bunları tek tek test edeceğiz. Öncelikle kutunun içeriğinde neler var? Bu kutuyu aldığınız zaman içerisinden neler çıkacak? Bunlarla alakalı geniş bir bilgilendirme yapacağım arkadaşlar. Haydi kutu açılışına geçelim arkadaşlar. Şimdi kutumuzu açıyoruz arkadaşlar. Bakalım daha başka bir şey yok. Evet arkadaşlar. Kutudan çıkan parçalara bir bakalım. Öncelikle bir kullanım kılavuzumuz. Bunu kenara bırakıyorum. Daha sonrasında kulaklıkların silikon kısımları boyut boyut farklı olmak üzere küçük ve büyük boyutları mevcut. Bunu da kenara koyuyorum arkadaşlar. Bizim için önemli olan kısma geliyorum. Şimdi burada USB kısmımız var. Yani hani basit bir USB sıradan ESP lerimizden şarj edebileceğimiz bir kısım. Şimdi ürünümüze gelelim arkadaşlar. Ürünümüzü bir çıkartalım. Ve de incelemesine bir bakalım. Şimdi arkadaşlar ürüne bir bakıyoruz. Ürün üzerinde bu şekilde bas özelliğinin üste çıkaran bir şekilde yine reklamı mevcut. Daha sonrasında bizler için en önemli şey burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurası orta taraf fonksiyon tuşu ve bu kulaklıkta kullanabileceğiniz en önemli özelliklerden birisi arkadaşlar. Daha sonrasında buradaki eksi tuşuna bastığınızda burası müziklerde hem ses açma kısma yani artı olduğu zaman açma eksi olduğu zaman ses kısma özelliğini barındıran bir durum. Ayrıyeten de burada müziklerde artı özelliği bir sonraki müziğe gidiyor. buradaki eksi özelliği bu da bizim bir önceki müziğe gitmemizi sağlıyor. Peki ortadaki müzik çalarken ne işe yarıyor diyeceksiniz. Burası da arkadaşlar hem play hem de pause düğmesi olarak Kullanılabiliyor Ayrıca Bu ortadaki yine fonksiyon tuşu Zaten bütün görevlerimiz arkadaşlar Bu üç tuş sayesinde oluyor Şimdi aramalarda nasıl oluyor derseniz Eğer buraya bir daha önceden bir arama yaptıysanız Bu tuşa 2 defa bastığınızda en son aranan kısım gelecektir arkadaşlar Tekrardan otomatik olarak Arayacaktır ee, Ve sonrasında Mesela size gelen bir arama var ve sizin Bluetooth bağlantınız yapılmış durumda Buraya bir defa basarsanız fonksiyon tuşunuza Telefonunuz açılır arkadaşlar Şimdi e, Ürünümüzü Yakından tanımak için bir de şurayı bahsedeyim Şurası da gördüğünüz gibi USB kısmımız Ve bizim şarj yapacağımız yer arkadaşlar gördüğünüz gibi Buraya bir korunak koyulmuş Kapak kısmıyla beraber Bu şekilde Kapatabilirsiniz Şimdi Arkadaşlar bunun Bluetooth bağlantısına geçelim. Nasıl Bluetooth bağlantısı? Arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu tuşu görüyorsunuz, fonksiyon tuşu. Bu fonksiyon tuşuna arkadaşlar eğer basılı tutarsanız burada çeşitli renkler yanmakta. Şöyle basılı tutarsanız ekrandan görünür mü bilmiyorum ama bırakın daha sonrasında burada iki tane kırmızı ve mavi ee, renkler yanacak. Çalışıyoruz. Yani. Evet geldi şu anda kullanılabilir cihazlar diye. Burada gördüğünüz gibi renkleri de zaten değişiyor şurada. Arkadaşlar Bluetooth'umuz açılmış. Kırmızı, mavi, kırmızı, mavi şeklinde aynı anda ikisinin yanması gerekiyor. Bağlandığı takdirde. Ben buradan Polo Smart'a tıklıyorum FS17 ee, ve şu anda gördüğünüz gibi aramalar ve ses için bağlı diyor ve sizin Kulaklığınızın şarjını dahi gösteriyor. Yüzde 20 pil kaldı diyor arkadaşlar. Bu telefonunuzun değil, bunun kulaklığınızın şarjı arkadaşlar. Şimdi ben bunun telefonumu buradan kontrol edebileceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi de telefonumuzun arama durumlarındaki fonksiyonlarını test edeceğiz kulaklığımızın yani telefon üzerindeki etkilerine bakacağız. Başka bir numaradan arayacağım şimdi kendimi. Ve kulaklığımızın ne gibi işlevler gördüğünü göreceğiz. Şimdi arama yaptım arkadaşlar. Bir kere basacağım. Ve şu anda telefon tek tuşa bastım. Açıldı arkadaşlar. Kapatıyorum şu anda. Buradan da kontrolünü sağlayabilirsiniz. Buradan açtığınız zaman kulaklığınızda da açılmış olacaktır arkadaşlar. Sonrasında mesela ben bir arama yaptım şu anda diyelim. En son aradığım kişi. Diyelim ee, en son aradığım, biraz önce aradığım numara olsun. Ben bu numarayı tekrar aramak istersem. Buradaki arkadaşlar fonksiyon tuşuna iki defa arka arkaya basıyorum bakın. Bir, iki. Ve o arama yapacaktır. Telefonunuza bakın. Gördüğünüz gibi tekrardan Arama yapmaktadır arkadaşlar. Müzikle ilgili testimizi yapalım. Şimdi müzikte bu fonksiyon tuşlarını nasıl kullanıyoruz? Onlarla alakalı bir uygulama yapalım arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi, bakın artı butonuna basıyorum ve şu an şarkılar değişiyor arkadaşlar. Şu üst taraftan gördüğünüz gibi, önceki sonraki şeklinde tek tek değişiyor gördüğünüz gibi. Daha sonrasında arkadaşlar burada mesela ortadaki fonksiyon tuşuna bastığım zaman play tuşuna iyi bakın Play ve pause oluyor arkadaşlar. Bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda buradan kendiniz değiştirdiğinizde de yine değişebiliyor arkadaşlar. Telefondan da kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. E, bu fonksiyon tuşları zaten kullanma kılavuzunda detaylı bilgi vermiş. Biz de uygulamasını yapmış olduk ve kullanma kılavuzunda verilen tüm özellikler birebir çalışmaktadır arkadaşlar. Benim en çok merak ettiğim kısma gelelim. Şu anda bunun arkadaşlar testini yapalım. E, görüş Bir görüşme yapacağım arkadaşlar şu anda ses kaydını da kaydedip sizlere dinleteceğim. Yorumlar kısmında da siz bunun testini yapın. Hem de aynı zamanda müzik kısmında dinleteceğim. Ama müzik kısmının haliyle kendim dinlemiş olacağım. Onun da yorumunu yapacağım. Alo. 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 Bilal şu anda seni Polo Smart'tan arıyorum. Polo Smart, kablosuz kulaklıktan. Ses evet. denemesi yapıyoruz. E, deneme testi için aradım seni. Sesin nasıl geliyor oraya? Sesin net geliyor da. Ben konuştuğumda sesim yankılı olarak sana tekrar geliyor. Tamam, ses seviyesini şu anda eee kısık ve yüksek olarak tekrar ayarlıyorum. Mesela şu anda sesi biraz daha kıstım. Yine yankı yapıyor mu testte ee, bakıyorum. Tekrar konuşuyorum. Geliyor mu şu anda Polotmat kablosuz kulaklık denemesi yapıyorum. Şu anda konuşuyorum ve gelmiyor. Yankı yapmıyor şu anda demek ki test seviyesi ortalardayken çok fazla yankı yapmıyor değil mi evet ortalardayken yapmıyor şu anda gelmiyor bana yankı tamam şu an sonuna doğru alıyorum muhtemelen yankılama yapacak şu an yankılama geliyor mu ee, yapıyor Konuştukça evet, şu an geliyor. şu an şu anda yapıyor değil mi evet yapıyor yankı tamam geliyor tamam teşekkür ettim evet, teşekkür evet arkadaşlar Dinledim. kaydımızı dinledik Gördünüz siz de. E, yorumlar kısmına bunu belirtin arkadaşlar. Görüşmelerde burada yazdığı gibi müzik ve telefon e, arama kontrolü dediği gibi bunun testini yapmış olduk. Müzik kısmında gayet başarılı, gerçekten yüksek kaliteli stereo ses vermektedir. Herhangi bir sıkıntı yoktur. Bunun testini bizzat dinleyerek baktım arkadaşlar. Fakat telefon görüşmesi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Kesinlikle telefon görüşmesi için tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Ses ancak orta seviyeye geldiği zaman ancak o şekilde anlaşılabilir bir şekilde konuşulabiliyor ve karşıya giden ses de çok yüksek kalitede değil. Dolayısıyla şimdi testlerimizin sonucunda testlerimizin sonucunda bu ürün alınır mı derseniz size iki türlü cevap verebilirim arkadaşlar. Birincisi eğer ki bu ürünümüzü e, siz müzik için alacaksanız kesinlikle tavsiye ediyorum sesi gayet güzel stereo ses kaliteli fakat telefon görüşmeleri için kullanmak için alıyorsanız ben size tavsiye etmiyorum şahsen arkadaşlar e, bir videomun da sonuna geldik arkadaşlar videoma like atmayı unutmayın abone olmayan arkadaşlarım varsa da abone olabilirseniz sevinirim arkadaşlar bir başka kutu açılışında, bir başka eğitim konusunda da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.